Oğlu ya. Evet, sen bekçisin değil mi? Evet, Kırlar Köyü'nün bekçisiyim. Evet, biraz Kırlar Köyü'nü anlat ben. Kaç hane nüfus, ne kadar Kırlar Köyü? Köyümüz şu anda hemen hemen 100 haneye yakın. Evvel 150 haneydi ama taşındılar, hepsi göç ettiler. Şu anda 100 hanenin üzerinde. Evet, peki dedenden, ebenden duyduğun kadarıyla bu köye niye Kırlar Köyü demişler? Demek ki Kır Bayramı acaba şey yapmışlar önceden geldiklerinden. Evvel bazı dedelerimiz bilir 7 haneymiş. Eskiden ilk kurulumu İlk 7 haneymiş. 7 Sonradan hanemiz. çoğalmış, şimdi 150 hane mi? 150 haneden tabii ki şey yaptı, geri azaldı. Peki Göç bu olayı çok göçler, oldu. göçler en çok göçün nereye verdi Kırlar Köyü? Ankara. Hmm. Ankara var, Bursa var. Peki yurt dışında gurbetçimiz var mı? Çok. Kaç aile vardır ya da kaç kişi vardır yurt dışında gurbetçi? Yurt dışında hemen hemen belki 50 haneden fazladır belki. 50 Hmm. haneden fazladır yani. Peki bu sene gelebildiler mi bari? Hep sizinle geldi mi? Kaçı geldi 50 haneden? 1 2 15'i falan geldi. 15-20'si geldi. 10-15-20 hane geldi. Geldiler ha. Ha. Onlar ne zaman gidiyorlar? Bu işte okullar açılma mevsiminde bu 8. ayın sonuna doğru giderler 8. ayın. Evet, gurbette tanıdıkların varsa şöyle köylülere bir selam gönder. Tabii ki gurbette Koçak ailesi, Biçen aileleri, Hollanda'da Biçen aileler var, Avusturya'da Koçak ailesi var. Oradan sonra Fransa'da da varlar ya, Fransa'da da bizi seven, tanıyan arkadaşlara selam olsun. Evet. Peki bekçinin görevi ne ya abim köyde? Bekçinin görevi muhtarın herhangi bir misafiri geldiği zaman misafirine hizmet etmek. Evet, yarı yani. Köyümüzün suyu otomatik değil. Köyün suyuyla ilgileniyorum. Açıyorum, kapatıyorum. Bir de bazı şeylerle ilgileniyor yani. Köyün ne eksiği varsa, muhtar ne derse, şunu getir, şunu götür derse onlarla ilgileniyor. Evet, bu hafta düğün mü vardı köyde? Bu hafta iki tane düğün Kimin vardı. idi düğünler, kimin idi? Biri Timur Koçağan'ıydı. Kızı gitti. Hmm. Biri de Mehmet Özcan, onun da oğlu evlendi. Başka yerden gelin geldi. Ozan köyünden geldi. Ozan kasabası. Ozan kasabası, pardon. Oradan gelin geldi. Nasıl geçti? Düğünler nasıl geçiyor? Buranın örf ve adetleri farklı mı? Örf adetleri farklı da güzel ama biraz işte bu hastalık bizi tedirgin etti yani. Evet. İnsanlarla fazla temasımızı. Adam çekiniyor, korkuyor yani. Ben de o hastalığa yakalanırım diye. Korkuyor yani. Biraz buruk geçti yani. Düğünler biraz oynadık, güldük ama yine o aklım hafızamızdan o şeyi silemedik yani. Evet. Peki bu köyde hiç virüslü olan oldu mu? Çıktı mı Yok virüs? elhamdülillah. Elhamdülillah olmadı da gurbette bir ailemiz vardı. O olmuş yani. Kim ismi Bu neydi? şeyden buradan göçme de Aktağ'dan kalıyorlardı. Hmm. Gür ailesi diye bir. Onlar tutulmuş. Allah şifa versin. Buradan da şey Allah yardımcısı olsun. yaparlarsa Tabii. selam olsun onlara inşallah. Allah yardımcıları olsun. Şifa versin Rabbim. Evet. Kırlar Köyü'nün geçim kaynakları neyi? Hayvancılık, tarım. Genellikle %80'i çiftçilik, hayvancılık da var. Evet. Daha başka zaten bir başka gelirimiz yok yani. Hayvancılıkla tarım ikisi. Evet, teşekkür ediyoruz bekçimize. Şöyle köyü Ben geziyoruz. teşekkür ederim.